Bitcoin'de yaşanan son pampı, yaşanan son yükseliş takip ettiğimizde artık gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Bitcoin buradaki mavi çizginin üzerine çıktı. Buradaki mavi çizgi yani 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerinde bulunuyor. Burası gerçekten Bitcoin için önemli bir psikolojik seviye ayrıyetlerinde 28 bin dolar seviyesi. Bitcoin 28 bin dolar seviyesinin üzerinde bulundukça ee, gerçekten yukarı yönlü bir rally başlatma konusunda bizlere güven verebilir. Bugünün videosu sizlere farklı zaman dilimlerinde Bitcoin hakkında gerçekten güzel güncellemeler yapacağım. Ayrıca sadece Bitcoin değil genel olarak bir kripto para marketine de göz atmak istiyorum. Ayrıca Bitcoin ile ilgili son gelişmeleri son haberleri de aktarmak istiyorum sizlerle. Bu hafta yüklediğim videoda Bitcoin hakkında çıkan SEC haberleri, BlackRock'ın ETF'in onaylanması gibi haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı. Bu tarz güncellemeleri sizlerle paylaşacağım bugün. Bu haberler yalanlanmadan önce Bitcoin fiyat 30.800 dolara kadar çıkmıştı. Gerçekten aslında Bitcoin'in ihtiyacı olan yükseliş buydu. Hatta bu haberler yalanlanma, kesinlikle daha da yukarıya çıkacaktı Bitcoin. Ancak bu haberler yalanlandı ve artık bugünün videosu da sizlerle geçebiliriz. Videoya geçmeden önce sizlerden isteğim aşağıdan videoyu beğenerek kanala destek olmanız. Bu tarz destekler bizi gerçekten bu tarz günlük teknik analiz videoları yükleme konusunda bizlere büyük bir motivasyon kaynağı oluyor aslında. Bitcoin'in kısa vadede 29.200 dolarlık bir fiyata sahip olduğunu söyleyebilirim burada. Burada aslında benim ilgimi çeken bir şey var. Bitcoin burada bir formasyon içerisinde olabilir. Ben Bitcoin'in aslında burada bir kama formasyonunda olduğunu düşünebiliyor, düşünüyorum. Hatta burada kama formasyonu yukarı yönlü kırdığını ve bunun bize artık bir long pozisyon fırsatı verdiğini düşünüyorum açıkçası. Bitcoin burada gerçekten e, güzel bir kama formasyonu sergiledi ve bunu yukarı yönlü kırmayı başardı. Burada bizlere bir long pozisyon fırsatı verecek gibi duruyor. Ben kısa vade için Bitcoin'de şu anda biraz daha boğasalım. Orta vade için boğasal e, boğasam Mayıs'an mı olduğumu konuşurum. Ancak bildiğiniz üzere uzun vade için kesinlikle ve kesinlikle boğasalım Bitcoin'de ben. Evet Bitcoin'de böyle bir kama formasyonu yukarı yönlü kırdık. Bu tarz kama formasyonları %70 %80 ihtimalle zaten boğasal olduğunu biliyoruz. Ee, ben bu yüzden Bitcoin'de şu anda kısa vadede boğasalım ve bir long pozisyonum için var. Sizlere bir sonraki fiyat hedefimi göstermeden önce eğer kripto para trade etmekte veya başka herhangi bir e, parite trade etmekte yaşadığınız bir sıkıntı varsa sizlere bin yeğis tavsiye ediyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadan trade'lerinizi yapmanız için Bingex bir kripto para borsası olmasının yanı sıra sadece kripto para var değil aynı zamanda kripto paralar, var, Forex ve hisse senetlerinde de trade yapabiliyorsunuz. Aşağıda benim bağlantımı Bingex'e kayıt olduğunuzda 5000 dolara varan depozit bonuslarının yanı sıra işlem kesinti ücretlerine de %50'lik bir indirim yakalıyorsunuz. Aynı zamanda Bingex'i kullanmak için bir kimlik doğrulaması yapmasını yapmanıza gerek yok. Ancak kimlik doğrulaması yapmakta sıkıntı yaşamıyorsanız sizlere Bybit'i de önerebilirim. Bybit de gerçekten harika bir borsadır ve gerçekten güzel bonusları yanında getiriyor. Bybit'i aşağıda benim bir kayıt olabilirsiniz. Dediğim gibi Bybit şu anda dünyanın en önde gelen borsalarından bir tanesi. Ancak kimlik doğrulaması yapmak istemiyorsanız bingek sizlere tavsiyem olacaktır. Evet şimdi sizlerle buradaki kamanın fiyat hedefine bakacak olursak burada kırılımın yaşandığı yerden fiyata baktığımızda e, tabii ki de bu çok basitleştirilmiş bir hali. Daha karmaşık kompleks haline de bakacağız bunun. Yaklaşık olarak Bitcoin'in 33.600 dolarlık bir fiyat hedefi var. Ya da yaklaşık olarak %15'lik çıkabileceği bir boşluk bulunuyor Bitcoin'in. Buradaki e, basit fiyat hedefine göre... Sizler de dediğim gibi bu tarz işlemler, bu tarz long işlemler, işlemler Bingex veya Bybit üzerinden yapabilirsiniz. Ancak kesinlikle dikkatli olmanız lazım. Ee, özellikle kaldıraşlı işlemlere hakim değilseniz öncelikle stop loss, öncelikle take profit noktaları nelerdir bunları öğrenmeden bu işlemlere kalkışmayın derim sizlere. Şanslısınız ki kanalımda bu tarz eğitici videolarda bulunuyor. Kanalıma giderek ücretsiz bir şekilde bu videoları da izleyerek e, trade hakkında bilgilerinizi geliştirebilirsiniz. Evet şimdi bitcoin fiyatına geri dönelim. Bitcoin'in burada e, dediğim gibi 33.600 dolarda bir fiyat hedefi varken bu seviyeye ulaşmadan önce tabii ki de önüne çıkacak direnç seviyeleri bulunuyor. Öncelikle buradaki high noktasını Bitcoin'in kırması gerekiyor. Öncelikle burada bir direnç seviyesi olarak çalışacaktır bu nokta. Aynı zamanda sizlerle haftalık seviyelere bakmak istiyorum. Haftalık anahtar seviyelere bakmak istiyorum. Haftalık seviyeleri geçtiğimizde burada şu anda zaten bir haftalık seviyeli direnç olarak kullandığımızı görüyoruz. 29.331 dolar seviyesinde önemli bir haftalık direnç seviyesi bulunuyor. Bu seviyeyi aşarsak bir sonraki haftalık direnç seviyemiz ise 30.600 dolar seviyesinde bulunuyor. Yani bu seviyeleri aslında kar alma noktaları olarak düşünebiliriz. Aynı zamanda şu anda kripto para marketinde de genel bir rally olduğunu söyleyebilirim sizle. E, Bitcoin ve diğer kripto paralar gerçekten güzel bir yükseliş içerisinde bulunuyor şu anda. Ancak buradaki altcoin'leri ezen bir faktör bulunuyor Bitcoin dominansı. Bitcoin dominansa da bir göz atalım isterseniz. Bitcoin dominansının şu anda bulunduğu seviyeyi biz aylar önce sizlere tahmin etmiştik. Sanırım Nisan ayında buradaki kırılım yaşandığı anda Bitcoin'in dominansı bu seviyelere çıkacağını ve Bitcoin'in daha çok Bitcoin'e pozisyonlanmakta sizlere bahsetmiştim o zamanlar. Ben şu an portfolyo olarak %88'lik bir Bitcoin'e sahibim. 2021'de Kasım ayında all time high seviyelerinde ise %70'lik Ethereum'a sahiptim portfolyomda. Bu tamamen market döngülerine göre sizlerin pozisyonlarınızı değiştirmeniz alakalı olan bir şey. Bitcoin dominasının burada duracağı gibi gözükmüyorken sizlere hacim profil indikatörüyle burada bir analiz yapmak istiyorum. Bakalım Bitcoin dominasında direnç seviyeleri nerelerde bulunuyor. Bitcoin'in Bitcoin dominasının %60 hatta %70'lere kadar ciddi bir direnç seviyesi olduğunu görmüyorum önünde. Bir önceki döngüde de zaten bu seviyeler çıkmıştı aslında. Ancak kanalda birçok kere söylediğim gibi tekrardan söylüyorum Bitcoin dominasının yükselmesi demek Bitcoin fiyatının %100 bir şekilde yükseleceği anlamına gelmiyor. Ancak yine de Bitcoin'in ne kadar güçlü davrandığını göz önüne alırsak. Ben kısa orta vadeli Bitcoin'in 32-33 bin dolar seviyelerini göreceğini düşünüyorum. Ve buradaki uzun vadeli grafiğe geçtiğimizde bizleri şaşırtan güzel bir haber var. Bitcoin buradaki düşen kanal formasyonu yukarı yönünü kırdı. Evet burada henüz e, haftalık bir kapanış yapamadık üstünde ancak günlük birkaç tane mum kapattık bile burada. Buraya baktığımızda Bitcoin buradaki seviyenin üzerine 4 günlük kapanış yapmış. Bu gerçekten iyi bir haber. Buradaki seviye bizler için gerçekten önemli. Buradaki düşen kanal formasyonu Bitcoin 2021 Kasım All Time High zamanından beri takip ediyor. Yani Bitcoin'in burada haftalık bir kapanış da yapması gerçekten bizler için iyi olacak. Aynı zamanda burada 200 günlük hareketli ortalama seviyesinde üzerinde bulunuyoruz. Bu da tabii ki de bizler için ve Bitcoin için iyi bir haber. Aynı zamanda Bitcoin'in burada yeni High highlar ve higher var yaparak bir yükseliş trendi oluşturduğunu, yükseliş trendine devam ettiğini söyleyebilirim. Şu anda diğer geleneksel marketlere baktığımda ise altının e, olağan dışı bir şekilde iyi bir performans gösterdiğini görüyorum burada. Altın ve Bitcoin'in benzer olduğunu düşünüyorum. İkisi de deflasyonist araç var ve ikisi de enflasyona karşı aslında kullanılabilecek araç var. Tabii ki de şu anda dünyanın bulunduğu durum Bitcoin için tamamen yeni bir ortam. Bitcoin daha önce dünyada tansiyonun bu kadar yüksek olduğu, enflasyonun bu kadar yüksek olduğu, e, faiz oranlarının bu kadar yüksek olduğu bir ortamda bulunmamıştı. O yüzden bu da Bitcoin için yeni bir ortam diyebilirim sizlere 2023 senesi. Evet dostlar bugünün videosu bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlerle kimlik doğrulaması olmadan işlemlerinizi, tradelerinizi 150 kaldıracak kadar yapmak istiyorsanız tabii ki de bu çok yüksek bir kaldıraç miktarı kesinlikle risk yönetimi Yapmadan bu işe kalkışmayın. Ee, sizlere Binex'i tavsiye ediyorum. Binex'e kripto paralar, mt Forex ve hisse senetlerini trade edebilirsiniz. Bugün bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Videoyu aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.